So Turkey has detained, prosecuted, and convicted thousands of civil servants, lawyers, politicians, activists, teachers, and journalists for alleged links to terrorism. The imprisonment of women has increased 470% in Turkey since 2005, and the conditions in the prisons in Turkey are overcrowded, and inmates are denied basic human rights, including access to medical treatment. With a capacity in the country of 211,000 prisoners, people are in tight quarters, with a total of 260,000 prisoners in the country as of 2018. And this figure is up from 171,000 in 2015. In fact, recently, Omar Gagarlioglu reported on Twitter that 54 people were incarcerated in a ward for 16 people. So one can only imagine the type of overcrowding and what that means for the health and well-being of people, even more so now with COVID-19. So we're now going to shift our attention to Halim Gulsu, who was a successful teacher in Turkey. And after the attempted coup in 2016, her life fell apart and she passed away within the prisons in April 27, 2018. Up next, we're going to have Zeynep Gulsu and Irfan, her mother and her brother, here to share her story with us today. Liseyi bitirdiği gün, karın aldığı gün hasta oldu. Doktora götürdük, lupus teşhisi koydular. 3 sene lupus tedavisi gördüm Mersin'de. Şey olmadı, çok tedavi olamadı. Okulu bitirdi. Okulu bitirdikten sonra ders vermeye başladı. Ondan sonra bu şeyler başladı. Okullar kapanmaya, olaylar başladı. Olaylar başlayınca, okulu kapatınca bu da şeye gidemez oldu yani. Öğretmenlik yapıyordu, yapamaz oldu. Mersin'de de mağdurlara yardım ediyordu. Suçu bu yani. Annem tutuklanma haberini kendisine verdiğimizde eyvah dedi, o hapishaneden çıkamaz dedi. Çünkü hastalığının hassasiyetini biliyordu. Hapiste tedavi nasıl olacak? Tedaviyi göremedi. Bakım olmadığından ben de her zaman soruydum. İyi falan değillerdi. 28 Nisan'da öldü diye haber geldi. Yıkıldım tabii. Hala da acısını unutamayım. 2,5 yıl oluyor neredeyse. Aradılar, kardeşim çıktı. Bacım dedi, başım sağ olsun dedi, ben yıkıldım tabi. Sağ ol, Allah razı olsun kardeşim dedi. Bana yapanlar benden 5 beter olsun dedi. Ne diyeyim başka? Evlat acısı çok zor. Eşim öldü, evim yıkılmadı. Ama kız ölünce evim yıkıldı. İnsanları profesyonel şekilde hapishanelerde sağlık hizmetleri kısıtlanarak, vaktinde müdahale etmeyerek öldürüyorlar. Bu çok açık, net bir gerçeklik. Kaç tane ağır hasta insan hapishanelerde adeta can çekişiyor ve bu insanlara en tabii insani yardım, sağlık yardımı, tıbbi tedavi imkanları gerektiği gibi sunulmuyor. Bu mevcut rejimin bir öldürme metodu. Bir de onun
şehit olduğuna inanayım ben. Ondan dolayı dayanayım. Yoksa evlat acısına dayanılmaz. Çok zor evlat acısı. Kimseye de göstermesin Rabbim.